müzik dinleyerek, maç dinleyerek, film takip ediyorum. Cumhurbaşkanının haberlerinin çıkmasını bekliyorum. Neden peki? Onu çok seviyorum ve ona sesini aşığım, elini tutmak istiyorum ve yanına gitmek istiyorum. İmkanlar olduktan sonra. Büro yönetimi, sekreterlik, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Antakya Meslek Yüksek Okulu. Mezunusun? Evet. Üniversite güzel miydi? Evet, çok güzeldi. Evet. Ben Cumhurbaşkanı'nın sesini açayım, kendisinin elini tutmak istiyorum. Kendisini görmediğim halde sesini duymak istiyorum ve görüşmek istiyorum. Görmeden sesine aşık oldum. Ben 22 yaşındayım. Yeni üniversiteden mezun oldum. Evet, görme engelliyim. İyi. Film, dizi, müzik, ev hayatı nasıl olursa öyle. Ondan bize bahseder misin? Ya şimdi biz sürekli aynı okuldaydık. Aynı yerde hiç bu şekilde değişmedi bu. Ondan dolayı kopamıyoruz bir türlü. Ya Ahmet haber dinliyor. Onun yanına gidiyorum. O Cumhurbaşkanı'nı çok seviyor. Ben de çok seviyorum. Ahmet görüşmek istiyor. Ben de görüşmek istiyorum kendisiyle. Yani sesini hep duyuyorum. İnşallah bugün görmek nasip olur. Ahmet ilk doğduğunda ben tır şoförüyüm. Arabistan'a gidiktim. Bir iki ay gelmiyorum. En son oğlan doğduğunda Ahmet doğdu. Tekrar gittim. 6 ay sonra annem bana söyledi. Oğlum, sana bir şey söyleyeceğim. Senin oğlun görmeyeyim. Dedim, yapma anne. Evet dedi oğlum, gerçekten. Nereden bildin anne dedim. Dedi, sese şey yapıyor. Ondan dolayıyla Ahmet görme engelli olduğunu tespit ettim. Daha sonra da zaten Meryem aynı şekilde. Ben de hep sürekli çocukların doğumu, ikisinde yoktum ben. Ekmek kazanmak için Arabistan'a tır şoförlüyüm. Gidip geliyorum yani. Toplamda 3 tane çocuğum var. İkisi görme engelli. Biri 3. numara Mehmet Ali. Gezmeyi, köfte yemeyi, köprü başına gitmeyi, künefe yemeyi, hep dondurma yemeyi severler yani. Gezmeyi severler. İkisi sevgileri bitmez zaten bende. Sevgileri büyük. Çünkü benim canım ciğerim bunlar. Çok seviyorlar Cumhurbaşkanımızı. Ben de çok seviyorum. Seslerine aşık. Ben de dört gözle haber çıktığını beklerim. Çocuklar da gelir. Cumhurbaşkanımız çıktı. Haber izleyelim. Çocuklar çok seviyor. Benim çocuklarım görme engelli. Zaten benle hanımım, çocuklarım için yaşıyorum. Savrulmadan, kimseden korkmadan, kimsenin baskısına, tehdidine boyun